benimmişim, YouTube benimmişim, hadi sen şey. YouTube benimmişim. Oğlum çekiyor mu? Girelim oğlum. Evet, intro bitti, introyu izlediniz arkadaşlar. Bir gerizekalı bir salak kanalına hoş geldiniz. Ben Doğan Can. Ben Eray Korkmaz. Bugün sizlerle... Beni inceleyeceğiz. Değeri inceleyeceğiz. Evet, ilk... Tabii, 8 çekirdekli. Beni niye çağırdınız bugün buraya? Bilmek istiyorum. Seni bugün arkadaşlar dövme yaptırma hakkın... Ya... Devam et, sor sen. Sorularını sor. Merak ettiğin şeyler var. Oğlum ben buna bakınca gülesim geliyor. Dur. Dövme evet arkadaşlar, dövme yaptıran insanların pişmanlıkları adlı serimize ilk bölümümüzde Eray'la başlayacağız. Evet. Çünkü tek Eray var yani şeyde adam olarak. Teşekkür ederim. Bana adam bugün evet. Evet. Tanıtalım dövmeyi. Tanıtacak mıyız? Tanıtalım. Mikrofonu uzatırsan ben de seni. Ha şey... Ya dövme yaptırdım ben. Tamam ben. Ama bu yaptı. İğrenç kokuyor bunun. Evet ama o yüzden. Dövüm yaptırdım. Ama işte yani pişman oldum ben yaptırdığım şeyden. Yani neden pişman oldum? Çünkü gençliğimin verdiği bir hevesti o. Yani bu videoda hani bunu engellemeye çalışacağız. Yani herkes kafasını eserse böyle şeyler yapmasınlar. Ben o zamanlar küçüktüm tabii. Kaç yaşında? Şey 11 yaşındaydım. Benim. Yani, o zamanlar 17 yaşındaydım. Evet. 17 yaşında olduğum için ve hevesli yani dövme yaptıracağım dedim. Bir adamla tanıştım. Bana dedi ki kardeşim zoom yap. Kardeşim ne de şey kardeşim ne de? Ben dövme de burada. Zoom. Ya bir dur onun sırası. Ya dur hayır öyle. Hayır ya. Tamam özür dilerim. Tamam. Rica ederim. İşte yani yaptıracağım dövme hakkında konuştum adamla. Adam dedi ki kardeşim ben senin için 50 liraya yaparım dedi. Ben de tabii kandım. Benim için yapıyor sandım. Ama böyle şeylere kanmayın. Çünkü kimse sizin için bir şey yapmaz. Gittim 50 liraya yapalım dedik. Tamam dedik. Gittik işte. Dövme seç dedi. Ben gittim pusula dövmesi seçtim tabii. Bir tane. Ama adamın yaptığı bambaşka bir şeydi. Yamuk. Gösterelim. Yamuk yaptı. İğrenç bir şey oldu. İşte tamam mı? Yamuk oldu. Çizgiler yamuk oldu bok işte. Bok gibi olmuş evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gittim bunu 50 liraya yaptırdım. Üstüne 5 lira verdim. 5 liraya. 5 lira verdim. Şu dövme yaptırdım. Beraber olsun diye. Evet bu. Sadece bu. Bunu yaptıktan sonra işte adama dedim ki orada yamuk olmuş bu falan filan dedim. Dedi ki bana yok o sonradan düzelecek dedi. Ben de inandım tabi. İnandın ya. Ben inandım buna. Süper. İşte inandıktan sonra ne oldu? İşte o dövmeyle kaldım yani bakımı olmadı. Denize havuza girebilirsin istediğiniz zaman hiçbir şey olmaz dedi. Girdin mi? Suya girebilirsin dedi. Direkt suladım kendimi. Süper. İşte bunları yaptıktan sonra ya pişmanlığını yaşadım. Yani bütün çevreme söyledim. Yani kimse gaza gelip dövme yaptırmasın diye. Peki madem pişmanım neden böyle öyle tabii o zaman çekildim. Heyecanımız vardı. Ya o fotoğrafları çektik tamam. Yani evet. O şey çünkü hani gaza geldim. Dövme yaptırdım. Çünkü lisede herkes öyle dövme yaptırmazdı böyle etrafta havamız olsun diye. Yani gösterdim herkese böyle şöyle fotoğraflar falan filan. Bunları yapmıyorum. İğrenç daha fazlaydı. Böyle bayağı tamam. Açıyordum. Evet, tamam. Tabii şöyle fotoğraflar. Öyle açıyordum bayağı. İğrenç duruyor. O güzel duran bir şey değil yani. Madem pişmanlığın neden insanlar dalga geçiyor. Ne? O zamanlar, hayır şimdi pişmanım. O zamanlar değildim. Tabii yapıyordum böyle. O zaman kendini böyle çok cool mu hissediyordun? Cool hissediyordum. Ama değilmiş yani. Öyle değilmiş. Hayır, alakası bile yokmuş tabii. Tabii. Ondan sonra ben gaza geldim. Bunu düzelttireceğim dedim. Daha düzelttirmedim. İşte bunu yaptırdık. Bundan pişman değilim. Yine olsa yine yapardım. Zoom'la. Kaliteli yeri yapıp farkını görüyorsunuz işte. Farkını görüyorsunuz. Kaliteli bir yerde, kalitesiz bir yerde. Açıklama kısmında dövmeleri yapanların linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Reji kalabalık ama reji. Arkadaşlar teknik bir şey olmalı. Hobbitler dize katı. Onlar bir ilaç kokuyor ya. Sormak istediğiniz soru var mı bana? Ben sunucuyum. Anladın mı? Bok gibiymiş ya. Evet değil lan oğlum. Sor. Hayat nasıl gidiyor ya? Hayat gidiyor bir şekilde. Yaşamaya devam ediyoruz. Gidenler ve kalanlar söz konusu. Giden gitmiştir. Kalan hep... Yok gittiği gün bitmiştir. Gittiğin gün bitmiştir tabi. Ama böyle şeyleri kafaya takıp da zaten kurcalamamak gerekiyor. Sözün özü bu. Başka sözün bir şey diyeceğim damlaya yok. Damlaya senin de gelir. Ekleyeceğin bir şey varsa ekle. Benim ekleyeceğim bir şey like isteyelim bence kanala. Hemen like istememiz lazım çünkü. Ha. Evet arkadaşlar. Bir gerizekalı bir salak kanalıma abone olmayı unutmayın daha fazla bu tür videolar için. Bu serinin devamı gelecek eğer. Videomuzda 1 milyon like gelirse bu serinin devamı getireceğiz. Sen de izleyicilerimize bir şey de eklemek istiyorsun bir şey sen belli. Ben şunu demek istiyorum.
Eğer bir şey sesi yapmak... Sesi almıyor ama buraya doğru şey yap. Bok gibi koklanabiliyorum ama. Bir şey yapmak istiyorsanız hayalinizdeki şeyden vazgeçmeyin. Yapın ama bunu kontrollü bir şekilde yapın. Bir düşünün. Yarın ne olacak diye. Ya da düşünmeyin. Yapın. Yarını da düşünmeyin. En azından pişman olmazsınız. Küt dövmeler. Sonra en son bunu çek. Hayır. Buraya. İşte görüyorsunuz yamuk çizgiler. Oğlum anlattıklarım nasıl? Verdiğim sonuç çok başka bir çok şey. Çok başkaydı. Salak. Kanalın ismini bir düşün. Gerizekalı aptal. Salak. Salak. Ha. Like istedik. Like istedik. Abone oldular. Abone oldular hatta. Şu an oldular. Şu an ben gördüm. Tabii. Videoyu durdurup peki oldu. Peki önceki herkes. Video için nereye tıklasınlar? Önceki videoya gidip kanala girsinler. Video oradan videolara bassınlar. Sol üstte ne var? Yok sol bir şey yok sol üstte. Girsinler baksınlar oğlum. Bunun gibi ve yeni kanal projeleri